Şimdi burada da ayeti kerimede diyor ki Allah Celle Celaluhu yu'til hikmete men yeşâ. Allah hikmeti dilediğine verir. Ve men yu'tel hikmete, Allah kime hikmet verdiyse fekad ütiye hayran kesira, o insana çok büyük hayırlar verilmiş demektir. Mesela Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Estağfirullah ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Peygamber Efendimiz diyor ki Allahu Teala, yani ben Allah olarak ey kulum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana kitabı ve hikmeti indirdim. Kitap ne? Allah'ın indirdiği kitap Kur'an. Bir de diyor hikmeti indirdim diyor. Demek ki hikmet Kur'an'dan farklı bir şey, değil mi? Ve enzelallahu aleyke el kitabe vel hikme. İşte alimlerimiz diyor kitap Kur'an-ı Kerim, hikmet de sünnettir. Yani o Kur'an-ı Kerim nasıl yaşanacak? Hakim, el Hakim ismi var Allah'ımızın Celle Celaluhu. Hakim demek her ne ki işler işi yerinde olandır. O zaman hikmet bir insanın Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle o kadar meşgul oluyor, o kadar zihnini onlarla dolduruyor, o kadar onlarla iştigal ediyor ki konuşması, bakması, zaten burada da hadis-i şerifte diyor ki Allah Celle Celaluhu, deminki hadis-i kudüste, farzlarla en çok bana yaklaşır, onu severim efendim, daha nafilelerle bana devam eder yaklaşmaya, hatta uhibbehu, ta ki ben onu severim o zaman diyor. Yani kulum farzları yapar, nafilelere de devam eder, öyle bir hal alır ki ben onu severim, ben de onu feizâ ahbebtühü, onu da sevdiğim zaman küntü olurum. Sem'ahu, onun nesi? Kulağı. Ellezî, öyle kulak ki yesme'u bihi, onunla işitir. Ve basarahu, onun gözü olurum. Ellezî, öyle göz ki yubsiru bihi, onunla görür. Ve yedehu, eli olurum. Elleti, öyle ki yabdışu biha. Ve riclehu, elleti yemşi biha. Onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Haşa, Allah şimdi bir insana o manada değil. Öyle bir nur veririm ki ona. İttegu firasetel mümin. Müminin firasetinden korkun. Fe innehu yanzur bi nurillah. O bakınca Allah'ın nuruyla bakar. Firaset demek olabilecek şeyleri tahmin etme kabiliyeti. Kur'ani bir bakışla, bir nazarla bakıyor. Firaset ehli dersin. Öyle bir görüş verir ki hem Kur'an'a muvafık, Kur'an'a uygun, hem de olacak şeyleri bile tutturmaya başlıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ayet gelmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptığı istişarelerde öyle bir hükümler verirdi ki Kur'an-ı Kerim aynı onun hükmüne göre iner. Doğru mu? Müminin firaseti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin bir delikten iki kere sokulmaz. Firaset ehlidir. Başına bir iş gelebilir, hataya da düşebilir ama o bir tecrübe olmuştur. O yüzden kıymetli kardeşlerim, hikmet ehli, hüküm, hakim, karşılığı zulüm, adaletle hükmetmek, yani haklı olanı hakkını vermek, yerli yerince konuşmak, yerli yerince davranmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Farzlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sünnetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu bize bir nur veriyor. Yani ibadetsiz, zikirsiz, Kur'ansız bu iş olmaz.